Devam ediyoruz Ana Haber'e sevgili seyirciler. Siyaset ve önümüzdeki yeni dönemi konuşacağız. Araya gitmeden önce de anons etmiştim. Konuğum HDP eş genel başkanı Sayın Sezai Temel ile bizlerle birlikte. Sayın Temel'le hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi 24 Haziran seçimlerini geride bıraktık. Neredeyse bir ay olacak. Ama hala tartışmaları devam ediyor. Önce ben size HDP açısından bu seçimi nasıl değerlendirdiğinizi sorarak başlamak istiyorum. Evet, önemli bir seçimdi geride bıraktığımız. Çünkü 16 Nisan referandumundan 24 Haziran seçimlerine kadar olan dönem aslında yeni rejimin biçimlenmesi süreciydi. Ve 24 Haziran'da da işte seçimle bu sonuçlar ortaya çıktı. HDP olarak barajı geçmek bizim için çok önemli bir eşikti. Çünkü bu rejim, yeni inşa edilmeye çalışılan bu rejim, HDP'yi karşısına koyarak, HDP'yi baraj altında bırakarak 400 vekil projesini hayata geçirmeye çalışıyordu. Cumhur İttifakı'nın önceliği buydu. 400 vekil çünkü anayasayı değiştirme gücünü eline almak istiyordu ki bunu bugünlerde çok daha iyi, neden istediğini çok daha iyi ifade edebiliriz. Neden derseniz anayasayı değiştirmediğiniz sürece bugün tanımlanamayan, doğru dürüst siyasi literatürde tanımlanamayan bu rejim yapmış olduğu her kanun hükmünde kararname ile aslında anayasayı ihlal ediyor. Bir anayasa suçu işlemiş oluyor. Bu suçun bugün soruşturulmaması ya da bugün bir karşılığının olmaması bizi yanıltmasın. Ama bu mevcut anayasaya rağmen kendini var etmeye çalışan bir rejim. Dolayısıyla HDP'ye karşı çok yoğun bir kampanyayla biz bu seçimlere girdik. Her türlü hile, şaibe, baskı, saldırı, bütün kamu görevlilerinin kampanya, HDP karşısı bir kampanyaya katıldığı bir seçim dönemi izledik. Seçim dönemi yaşadık. Buna rağmen barajı bir kez daha yıktık. 11.7 gibi önemli bir seçim başarısı elde ettik. Tabii seçimlerin ikinci tura kalmasını amaçlamıştık. Evet. Artı ikinci tura adayımız sevgili Selahattin Demirtaş kalsın. Çok istediğimiz bir sonuçtu. Ama seçimler ikinci tura maalesef kalmadı. Kalmadı, evet. Neden kalmadı? Seçim mühendisliği denen bir şey var. Bunu iktidar bütün organlarıyla, YSK'sından tutun, valisine, kaymakamına kadar, aslında sandığa giren oyların manipülasyonu üzerinden seçimlerin ikinci tura kalmasını engellemiş oldu. Dolayısıyla şaibeli sonuçlardır. Meşruiyeti her zaman tartışılacak 24 Haziran seçimlerinin. Bu bizim başarımıza gölge düşürmez. Ama aritmetiği çok açık olan bir şey var. 7 puan kaybetmiş bir AKP ortada. Garnizon oyları etkisiyle MHP'nin anlam verilemeyen bir oy artışı ve milletvekili sayılarına ulaşması söz konusu. Bütün bunlar her zaman büyük soru işaretleri barındıracak ve o şaibe gölgesinde bir meşruiyet arayışının devam ettiği bir süreç yaşayacağız. Evet, şimdi böyle bir süreçte önümüzde bir yerel seçim var, ona geleceğim ama süreci daha iyi irdeleyebilmek için yeni yönetim şekli diyoruz. Bu konunun uzmanlarıyla, hukukçularla da konuşuyoruz. Anayasa hukukçularıyla da konuşuyoruz. Bu yönetim şeklinin zaten adını dahi koyamıyorlar henüz. Yani bir başkanlık sistemi değil, cumhurbaşkanlığı sistemi değil, işte Amerikan tipi vesaire hep konuştuk uzunca bir süredir ama öyle de adlandırılamıyor. Yani Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu bambaşka bir yönetim şekli var şu anda. Muğlak noktalar var. Ona döneceğim ama şimdi az önce siz dediniz ki meşruiyeti tartışılan bir seçimdi ve seçim hazırlık döneminde sizinle de başka HDP'li siyasilerle de birlikte programlar yaptık. Sayın Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu bir cumhurbaşkanlığı kampanyası süreci var. Onun dışında daha birçok diğer tüm siyasi partilerin diğer kanallar tarafından adeta ambargo uygulandığı bir süreç var. Yani böyle bir seçim süreci sonunda dahi böyle bir sonuç alındı. Dolayısıyla Türkiye geneline yaymak gerekirse HDP'yi sordum ama nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Seçmenin bu seçime gösterdiği ilgi, sonuç, tepki ve sonuca yansıması açısından genel anlamda. Yani şimdi tabii HDP olarak baktığımızda ekranların çok büyük bir kısmı bize kapalıydı. Kampanya çalışmalarımızın engellenmesi yönünde inanılmaz barajlar vardı, handikaplar vardı, engellemeler vardı. Suruç olayı zaten
hala hiçbir faili yakalanmadı. 3 kişi hastanede katledildi. Evet. Hala suçları ortada yok. Buna benzer birçok saldırı girişimi, standlarımıza saldırı girişimleri oldu. Seçim bürolarımıza oldu. Şimdi bu koşullarda seçime girmek ve inatla o barajı yıkmak gerçekten büyük bir başarıydı. Ama bunun ötesinde katılım yüksekti. Bugün Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmak, Türkiye halklarını kucaklamak için 52 civarında bir oy yetmez. %65, 66, 70'leri bulmanız lazım. Dolayısıyla Türkiye'de insanlar bu icazeti vermemiştir. Rejimin meşruiyet tartışması aslında şaibeli seçimler olduğu kadar temsiliyet niteliğinde de aranmak zorundadır. Yeterince bir temsil niteliğine, temsil gücüne ulaşamamış bir iktidardan bahsediyoruz. Bakın bugün yeni denen sistemde yasamayla yürütmenin ayrıldığı bir yerde yürütmenin temsiliyetini konuşuyoruz. Yürütmenin temsiliyeti bütün ülkeyi yürütecek %52 oy almış ama bu 52'nin 2-3 puanı zaten çok bariz bir şekilde ortada nasıl alındığı. Dolayısıyla orada bir temsiliyet krizinin olduğunu görüyoruz. Ama umudu kaybetmemek lazım. Önemli bir katılım vardı ve insanların sandığa gitmesi, demokrasi mücadelesinde ortaklaşacak o umutlu beslediği bir hattı örmesi büyük önem taşıyordu. Neden diyeceksiniz? Bakın 16 Nisan'da da benzer sonuçlar çıktı. 16 Nisan'dan 24 Haziran'a giden o uzun süreçte, o 13-15 aylık süreçte aslında Türkiye'de faşizmin kurumsallaşması açısından önemli adımlar atılıyordu. Özgürlükler kısıtlanıyordu. Çok fazla gözaltılar, tutuklamalar, baskılar vardı. Buna rağmen halkın bir kararlılığı da açığa çıktı. Bunu iyi okumak gerekiyor. Buradan umudu yitirmemek gerekiyor ve mücadeleye devam etmek gerekiyor. Bunlar önemli. Bizim en önemli kazanımımız HDP olarak bu olmuştur. Mücadele kararlılığı. Biz barış ve demokrasi mücadelesinde kararlı bir şekilde yol almaya devam edeceğiz. Zaten bu seçimleri biz önemli bir uğrak olarak gördük. Yani bu mücadele hattımızın önemli bir uğrağıydı ve devam ediyoruz. Ve herkesi de umutlu olmaya, kararlı olmaya, bu mücadele birlikteliklerinde, bu buluşmalarda bir araya gelmeye çağırıyoruz. Siz de biraz önce söylediniz, bu sistem tanımlanamıyor. Evet. Yani muğlaklık var. Bu sistemi ben tanımlayayım. Yönetememe sistemi. Bu bir yönetim sistemi değil. Uydurulmuş. Birileri oturmuş, uydurmuş. Bunu uyduranlar da televizyona çıkıyorlar. Bütün dünyaya örnek olacağını söylüyorlar. Hayır, bütün dünya aklını yitirmedi. Bir şekliyle tüm toplumlar iyi ya da kötü, beğeniriz beğenmeyiz ama kendi o ülkesinin kimyasına, kültürüne, tarihine uygun sistemler üretir. Bakın bu sistem toplumun bütün yapılarıyla, bütün toplumsal yapılarla kavgalı, çatışmalı. Oy hesabına her şeyi sıkıştırmayalım. Evet. Ama bakın ülke huzursuz. Evet. Mutsuz insanlar ülkesi. Her yerde çatışma var. Her gün baskının yeniden üretildiği, şiddetin yeniden üretildiği bir ülkede yaşıyoruz. Şimdi böyle bir ülkede bu sisteme bir isim konacaksa yönetememe sistemi denir. Yönetememe sistemini de zaten çok açık görüyoruz. Yönetemiyor. Esas en büyük krizlerden biri de zaten yönetim krizi. Bakın bugün sevk edilen yasalar, yapılmaya çalışan düzenlemelerin hepsine bakın. Ortada bir garabet, bir yapı olduğunu hepimiz bütün açıklığıyla görüyoruz. Çok ciddi bir iktisadi kriz var. İktisadi krizi önleyici hiçbir tedbir alınamıyor. Çok ciddi bir siyasi kriz var. Bu siyasi krize karşı örneğin nasıl bir projeksiyon var önümüzde kimse bilmiyor. Toplumsal kriz. Her yeri sarmış durumda. İşte çocuk istismarından kadına yönelik şiddete kadar her yere şiddet sarıp sarmalamış. Buna karşı ne yapacağını kimse bilmiyor. Bakanlar bilmiyor. Evet. Hatta onlar bakan mı tartışmalı. Onlar da bir işte bu siyasi mühendisliğin bir şeyi. Parlamentodaki AKP'li vekiller bilmiyor. Bugün komisyon başkanları atanmış mecliste. Hepsinin suratından düşen bin parça ne yapacağını bilmiyorlar.
bu nedir diye bakıyorlar. Peki burada bir araya gireyim. Şimdi bilmiyor dediniz ama siz tabii sık sık meclis çatısı altında onlarla yüz yüze geliyorsunuz. Rahatsızlar mı bu durumdan? Yani işte bilmem kaç tane bakan ismi açıklandı, fotoğraf verildi, bakanlar kurulu oluşturuldu. Onlar bile bile bu koltuğa mı oturdular? Rahatsızlık var mı? Yani yetkisizlik söz konusu çünkü. Ya hepimiz biliyoruz bunu. Bu kadar merkezileşme, vesayetin yeniden bu denli merkezi bir şekilde örülmesi ve her şeyin tek adama teslim edildiği bir şeyden rahatsız değilseniz patolojik bir vaka, bir sorun vardır ortada. Rahatsız olmalısınız. Çünkü siz halka gittiniz, oy aldınız, bir temsiliyetle oradasınız. Ve her şeyi ipoteklediyseniz, tek adama devrettiyseniz nasıl rahatsız olmazsınız? Ha, bugün için bu sistemden biz rahatsız değiliz meselesi kendisini dar siyasi rekabete sıkıştırmış siyasetçi aklı olabilir ancak. Oysa dönüp topluma bakmak lazım. Bütün toplum rahatsız. Türkiye halkları rahatsız. Kürtler rahatsız, Türkler rahatsız, Ermeniler rahatsız, emekçiler rahatsız, kadınlar rahatsız. Ya, herkes rahatsızsa siz de siyasetçi olarak, onların temsilcisi olarak rahatsız olmalısınız. Ve bu rahatsızlığınız, işte parlamento o yüzden var. Hı hı. Bu rahatsızlığınızı dile getirmelisiniz. Biz HDP olarak bunu yapıyoruz. O parlamento zemininde mücadeleyi yükseltiyoruz. Toplumun bütün rahatsızlıklarını orada güçlü bir ses olarak, hakikatin sesi olarak oraya yansıtmak ama sadece orada kalmak değil. Dönüp halkımızla beraber, halklarla beraber faşizme karşı mücadeleyi de var etmek. Birlikte var etmek. Bu bağı kurmak önümüzdeki dönem amacımız. Bütün aslında parlamentodaki vekiller, ben inanıyorum ki hepsi zamanla bunu hissedecektir. O rahatsızlığı hissedecek ve parlamentoya yansıtacak. Bir süre sonra da yürütmeye karşı yansıtacak. Şimdi biz bir tünelin içindeyiz. Karanlık bir tünel. Evet, umduğumuz gibi 24 Haziran'da belki bu tünelden çıkamadık. Ama eninde sonunda bu karanlık tünelden çıkacağız. Kararlı olmak lazım. Mücadeleyi sürdürmek lazım. Bu tünelden çıkacağımızı bilmemiz lazım. Vazgeçmemek lazım. Bu karanlık kalıcı olamaz. Bu karanlık sürdürülebilir bir şey değil. Sürdüremeyeceklerini bildikleri için de her geçen gün daha fazla baskı, daha fazla şiddet, işte en son gelen parlamentoya gelen yasalara baktığınızda o halin olağanlaştırılması, 3'er aylık uzatılıyordu, 3 yıllık gibi bir döneme yayılmasını görüyoruz. Ne değişti diye sormak istiyorum. Yani o hal dün gece yarısı itibariyle kalktı ama değişen bir şey var mı? Aksine daha farklı, daha zor bir süreç mi yaşayacak Türkiye sizce? Tabii daha zor bir süreç yaşayacak. Bir kere her şeyden önce 3 yıl daha aslında OHAL rejimi altında yaşayacak Türkiye. Yani daha fazla baskı, daha fazla sömürü demek. Zaten bunlar birbirine bağlı. Daha fazla sömürecekseniz baskıyı arttırıyorsunuz. Daha fazla sömürmek zorunda. Neden? Çünkü iktisadi olarak ekonomide hem enflasyon çok yükseldi hem de durgunluk var. Bu birçok açıkla beraber yürüyor. Cari açınız var, bütçe açınız var, tasarruf açınız var. Ve iştaha doymak bilmeyen, evet, giderek kabaran bir saray ve şürekası var. Etrafındaki işte o müteahhit çemberi var. Bunlar batık kredi şampiyonları. Bunlar bütün yapmış oldukları hataları kamu maliyesine yüklemişler. Kamunun kredilerini çarçur etmişler. Ve yaratılmış bütün zenginliği aslında betona gömmüş bir anlayış. Şimdi böyle bir durum aslında topyekun bir kriz hali. Yönetememe hali dediğimde tam da bu. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Bu eninde sonunda tıkanacaktır. Tıkanmaya doğru hızla gitmektedir. İşte o yüzden de barış ve demokrasi mücadelesine kararlı olanlar umudunu yitirmemeli. Bu karanlığı yırtacak olan, bu karanlığı sonlandıracak olan toplumun bizzat emekçileridir. Kürt halkıdır, Türkiye halklarıdır. Yani özgürlük, demokrasi, barış meselesi olanlardır. Bu mücadeleyi vermektir asıl olan. Faşizme teslim olmamaktır. Bunu çok net söylememiz lazım. Bakın bugün bizim bir üyemiz, evet, Kamil Acar, polisler tarafından yol ortasında alınmış ve götürülmüş. Akıbetini merak ediyoruz, soruyoruz.
Kimse bize dönüp yanıt veremiyor. Ben de sosyal medyada gördüm ama hala son takip ettiğim kadarıyla herhangi bir bilgi yok. Hala verilmiş bir yanıt yok. Size de yok. Evet. Üyemiz arabası kapıları açık bir şekilde bulundu. Birçok yere sorduk. Hiçbir yanıt yok. Şimdi Türkiye'nin böyle bir hafızası var. Türkiye'nin geçmişte yaşadığı bu tür birçok vaka var. Bunların başlamasına ancak bizler engel olabiliriz. Bunları engelleyebiliriz. Kamil Acar'ı herkes sormalı. Kamil Acar nerede? Kamil Acar bulunana kadar herkes sorarsa Kamil Acar'ı buluruz. Ama duymadım, görmedim, duymak istemiyorum, görmek istemiyorum dersek işte bu rejim, bu baskı rejimi bu tür olaylarla halkı sindirmeye, korkutmaya devam edebilir. Hepimiz birbirimize sahip çıkmalıyız. Evet. Şimdi az önce dediniz ki hem bu yeni sistem hem de seçim sonrası durumu analiz ederken parlamentoda mücadele edeceğiz dediniz ama bu yeni sistemle birlikte bu arada yine HDP aktivist kimliğiyle, aktivist yöntemle, muhalefetiyle de tanınan partilerden biri. Ama onun dışında parlamentoda nasıl mücadele edeceksiniz? AKP'nin oy oranı düştü evet ama mecliste oluşan dengeler var. Parlamenter sisteme veda edildiği de değerlendiriliyor bu yeni adını koyamadığımız yönetim şekliyle. Dolayısıyla nasıl mücadele edeceksiniz parlamentoda? Bir kere yürütme tek adamın elinde. Yani. Ama orada halkın parlamentosu var. Bu halkın parlamentosunu halka açacağız. Halkın iradesini açacağız. Toplumsal muhalefetin madem öncüsüyüz, madem odağındayız, o zaman o toplumsal muhalefetin en nitelikli temsiliyeti HDP ile parlamentodaysa toplumsal muhalefetin o gür sesi parlamentoda var olacak. Bu önemlidir. Çünkü parlamentoyu bütün toplum izleyecek. Her şeyden önce yürütmeyi teşhir edeceğiz. Her şeyden önce halkın yararına yasa önerileri vereceğiz. Her şeyden önce Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanıp paket olarak indirilecek olan KYK'lere karşı, kanun hükmünde kararnamelere karşı, onların yasalaştırılmasına karşı bir muhalefet görevi yerine getireceğiz, mücadele edeceğiz. Bu aslında bir yerde bir temsiliyet hakkının korunmasıdır. Bakın önümüzde yerel seçimler geliyor. Ve biz bugün toplumsal muhalefetle parlamentodaki muhalefeti buluşturabilir ve güçlü bir şekilde demokrasi mücadelesini yükseltebilirsek yerel seçimlerde çok önemli sonuçlar alacağımızdan eminim. Ve bu da aslında bugünkü iktidar açısından sonun başlangıcı olacaktır. Yerel seçimlere yakın zamanda bu OHAL kapsamında birçok belediye başkanınız işte tutuklandı, gözaltı, kayyum atandı. Dolayısıyla bunu ikame edebilecek misiniz? Bu yöndeki hazırlıklarınız ne HDP olarak? Evet, biz çalışmalara başladık. Aslında zaten erken seçim bekliyorduk. Bu erken seçimin de erken genel seçim, yerel seçim ve sonrasında muhakkak bir yine erken genel seçim olacağı tahminlerimiz var. Yani biz seçim atmosferinden çıkmadık. Bu 3 yıllık OHAL içinde zaten bunun 3 yıl yapılması da kendileri de aynı tereddütü yaşıyorlar. Sürdüremeyeceklerini biliyorlar. 3 yıllık bir zaman kazanma peşindeler. O baskıyı sürdürerek kendi iktidarlarını var etme peşindeler. İşte tam da yerel seçim ve sonrasındaki süreci örgütlemek, toplumu örgütlemek, muhalefeti örgütlemek büyük önem taşıyor. Çünkü demokrasilerde mücadelede vazgeçmek olmaz. Madem bugün karşı karşıya kaldığımız şeyin adını artık koyuyoruz, faşizm diyoruz, o zaman faşizme karşı da demokrasi mücadelesini vermeye devam etmek mecburuz. Bunu yapabiliriz. Hazırlıklarımıza başladık zaten, çalışmalarımıza bir an önce başladık. Bizim 99 bugün OHAL bilançosu verildi. 2 yıl boyunca OHAL'de ne olmuş? Bizim 99 belediyemize kayyum atanmış. Dolayısıyla biz 99'un çok daha üstünde belediyeleri kazanarak yerel seçimlerde önemli bir başarıyı ortaya koyacağız. İnanıyorum ki sadece yitirdiğimiz yerleri değil, Türkiye'nin birçok yerinde belediyeleri kazanacağız, belediye meclislerinde yer alacağız.
ve yerel demokrasi konusunda önemli bir adım atacağız. Zaten demokratikleşme dediğimiz meselenin en önemli ayağı yerel demokrasi. Yerel demokrasi konusunda güçlü bir adım atarsanız yol açılır. Tam tersinden bakın bu rejimi var etmek için kayyum atadılar. Bu rejimi var etmek için dokunulmazlıkları kaldırdılar. Evet. Yani demokratik siyasetin önünü tıkayacak yere nereden başladıklarına bakın kayyumlardır. Tam tersine o zaman kayyumları tarihin çöplüğüne süpüreceksek yerellerde yeniden iktidara gelmeliyiz. Bu anlayışın, bu ceberut anlayışın sonunun başlangıcı olacaktır. Evet. O yüzden yerel seçimler önemlidir. Çok da önemli olacaktır. Yerel seçimler elbette çok önemli çünkü oradan yapılanıyor aslında. Genel siyasete önemli sonuçlar doğuruyor. Ama şimdi yerel seçimler için tabii bir maddi altyapı lazım. Onun dışında hani parti hazırlığının dışında ifade etmek için platform lazım. Basın ve medyanın durumu ortada. Bu anlamda özel bir çalışma yapacak mı HDP? Genel seçimlerde de yaptık. Şimdi medya kapalı, sosyal medya imkanları kısıtlı. Dediğimiz gibi her türlü engel çıkartılıyor. Fakat buna rağmen %11.7 gibi bir oran aldık. Yerel seçimlerde tabii çok daha bu süreçte de çıkardığımız deneyimlerle beraber çok daha etkin bir çalışma. O yüzden hemen başladık. 8-9 ay var diye vakit var demiyoruz. Aksine çok dar bir takvim diyoruz. Olabildiğince çok insana ulaşmak önemli. Olabildiğince yerel dinamikleri açığa çıkarmak. Onların taleplerini, beklentilerini özümsemek ve siyaseti yerelle birlikte yapmak büyük önem taşıyor. Çünkü insanlar genel seçimden daha çok yerel seçimlere duyarlı. Kentini, mahallesini, sokağını kendisi yönetmek istiyor. O iradesine ipotek konsun istemiyor. O yüzden mesela kayyumlara karşı çok ciddi bir refleks var. Çok kayyumun orada hani deyim yerindeyse ağzıyla kuş tutsa evet. Hükmü yok. Çünkü iradesini gasp etmiş, çalmış, tabelasını çalmış, onun dilini, ana diline saygı göstermemiş. Onun kendini ifade etmesine karşı aslında bir nefret suçu işlemiş. Ve o tekrar insanlar, halkımız o iradesine tekrar sahip çıkacak. Bu sadece Kürt illerinde olmayacak. Batı'da da olacak. Çünkü Batı'da da örneğin şimdi genellikle kayyum coğrafyasına... Farklı bir politika uygulayacak mısınız o konuda? Batı dediniz işte ülkenin şimdi doğusuyla batısı farklı. İnsanlar farklı koşullarda yaşıyor. Farklı yaşayış biçimleri var vesaire. Birçok şey örnekle çoğaltabiliriz bunu. Farklı politika uygulayacak mısınız bu anlamda? Bizim politik referansımız aslında yerel demokrasi. Hı hı. Yani yerelin kendini yönetebilme kabiliyetini açığa çıkarmak. Bu da yerel dinamiklerle buluşmaktan geçiyor. Yerel dinamikleri kategorize etmemek lazım. Ergene benim de sorunum. Karadeniz benim de sorunum. Çukurova'nın derdi benim sorunum. Dolayısıyla bölgenin, yerelin sorunlarıyla hemhal olmak, o sorunlara birlikte çözüm üretmek. Bizim politikamız zaten temel politikamız bu. Bu ülkeyi güçlendirecek, bu ülkede bir arada yaşamı güçlendirecek bir anlayıştır. O yüzden yerel demokrasi, yerinden yönetim anlayışı bu ülkenin geleceğidir. Aksi halde her şeyi merkezde toplayan, yereli taşra teşkilatı olarak gören, gerektiğinde kayyum atayan, yerelin bütün haklarını gasp eden, söz yetkiyi halktan çalan bir sistem eninde sonunda geleceği yer işte bu tek adam rejimidir. Bunu engellemenin yolu bizzat yerel dinamiklerin o beklentilerine göre siyaset yapmaktan geçiyor. Bunu başarabiliriz. HDP zaten ilk seçimi HDP'nin belki hatırlıyorsunuz 2014'tü yerel seçimlerdi. Evet. Yerel seçimlerle güçlü bir başlangıç yapmıştık ve demiştik ki kendimizi de kentimizi de biz yöneteceğiz. Bu iddiamız en güçlü iddiadır. Karşılığını bulacaktır. Dolayısıyla bizim Kürt illeri için başka, Batı için başka bir projemiz yok. Ama her yerelin kendine has dinamikleri var.
bu dinamikleri de önemsemek zorundayız. Evet. Bu hep tartışılıyor çünkü işte az önce de söyledim, Türkiye'nin doğusuyla batısı, bence bu büyük bir yaradır elbette. Keşke bütün yurttaşlarımız aynı koşullarda, aynı imkanlarla yaşama fırsatı bulabilse, ama böyle bir gerçek var Türkiye'nin karşısında. Buradan yola çıkarak hani politikanızı sordum ama şimdi tek adam yönetimi diyoruz, bir hukuki engel anayasaya oturtulur vesaire. Bu seçimlerde HDP açısından bir böyle bir şey beklentiniz var mı? Bir hukuki engel, işte kayyum atanması vesaire, hepsini konuştuk ama bu seçimde beklediğiniz farklı bir şey var mı? Yani önünü almaya çalışacağınız bir şey. Her türlü kötülüğe hazırız diye. Öyle demedim ben, siz dediniz. Çünkü artık bu kötülüğün sıradanlaşması diyor ya Arendt. Artık o kadar bu anlamıyla toplumun, halkların, emekçilerin bütün o taleplerine kulaklarını kapamış, gözünü kapamış bir iktidar anlayışı var ki. Dolayısıyla her türlü kötülük karşımıza çıkabilir ama bu bizi yıldırmaz. Yani bunu bilmek zorundayız, buna hazırlıklı olmak zorundayız. Haklarımızı sonuna kadar savunmak zorundayız. Öyle de yapacağız. Biz hazırlıklarımızı mevcut yasalar çerçevesinde sürdüreceğiz. Ama biliyoruz ki akıllarından bir sürü şey geçiyor. İdari şemalar üzerinde oynamak, işte belediye başkanlıkları üzerinde farklı tasavvurlarda bulunmak, belediye meclisleriyle ilgili. Mesela bütün şehirle ilgili. Bütün şehir gibi çalışmaları var. Bunların farkındayız. Sürekli bu hesaplarla, sürekli bu yöntemle yol almak aslında bu ülkenin bütün değerlerini çürütmektir. Bu ülkeyi tüketmektir. Sadece kendi iktidarları üzerinden bir hesap yapmak, ülkenin geleceğini aslında bir girdaba sürüklemektir. İçinden çıkılmaz bir yere doğru itmektir. Bu gidişat iyi bir gidişat değil. O yüzden sadece muhalefete değil, AKP tabanına da, AKP seçmenlerine de her fırsatta sesleniyorum. Madem bu bizim ülkemiz, madem bu ortak vatanımız, buna hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Ülke kaynaklarının bu denli çarçur edilmesi, ülke insanının böyle bir savaşa sürüklenmesi, şiddetin bu kadar yaygınlaşması aslında hepimizin kapısını çalar, herkesin evine girer, o yoksulluk, o şiddet herkesi sarıp sarmalar. O zaman hep beraber buna karşı çıkmalıyız. Tek adam gerçekten tek adamdır. Tek adamın bir partisi olmaz, tek adamın bir tabanı olmaz, halkı olmaz. Oysa halkların iradesine dair bir şeyden bahsediyorsak tam da tek adama karşı olmamız gerekiyor. Ben bütün topluma seslenmek istiyorum. Herhangi bir parti ayrımı yapmaksızın. Birlikte yaşamak, bir arada yaşamak, herkesin kendisini var edebileceği, kendisini içinde görebileceği bir sistemi var etmekten geçer ki bunun adı demokrasidir. Çoğulcu bir demokrasidir. Herkes olsun istiyorsak çoğulculuğu savunmalıyız. Seküler, laik bir hayatı savunmalıyız. Çünkü inançlara özgürlük istiyorsak. O seküler ve laiklikten hızla uzaklaştığımızı düşünüyor musunuz peki? Tabii. Giderek mezhepçi bir anlayışın hakim olduğu ve bu anlamıyla da aslında inanç özgürlüğünü dışladığı bir sisteme geçtiğimizi düşünüyorum. Yani bugün inanç, her inançtan olan insan özgürce inancını yaşayamıyor. Bugün siyasetin sıklıkla dile getirdiği, iktidarın dile getirmiş olduğu İslam, Sünni İslam konusunda nasıl bir yozlaşmanın yaşandığını izliyoruz. Bu inananlara da büyük bir hakaret, büyük bir haksızlık. Çünkü mütedeyyin insanlar dinin vecibelerini yerine getirirken, o duygusallıkla yaklaşırken karşısında iktidarı izlediğinde bunun böyle olmadığını görüyor ve orada bir vicdan azabı yaşıyor. Sonuçta bu vicdani bir şey mesele. Her alanda böyle. Dolayısıyla seküler hayat aslında tüm farklı inançların bir arada yaşama özgürlüğüdür. İnançlara saygıdır. Bütün inançlara saygıdır. Herhangi bir inanca yönelik bir sistemi inşa etmeye kalktığınızda aslında bizzat
o inancı en fazla zedelemiş oluyorsunuz. Evet, yıpratmış oluyorsunuz. Yıpratmış oluyorsunuz. Peki tarikat ve cemaatlere 15 Temmuz darbe girişimini yaşadı bu ülke ama işte hala sık sık dile getiriyoruz çünkü çok büyük bir tehlike olduğunu biliyoruz. Yani bir devletin koskoca Milli Eğitim Bakanlığı'nın işte bir Ensar Vakfı'yla çocuk tacizi, cinsel taciz, çocuk tacizleriyle anılan Ensar Vakfı'yla imzaladığı protokoller var. Cemaatlerin, tarikatların bu seçim öncesinde AKP hükümetini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan desteklediği gazete ilanları var. Böyle bir süreçte yani bütün bunların yönetim şeklini tartıştığımız noktaların yanında bir de böyle bir gerçek var. Nasıl bakıyor HDP bu cemaat ve tarikatların çoğalmasına, büyümesine, destek görmesine? Şimdi bugün ortaya çıkan cemaatlere bakıyoruz işte geçen Adnan Oktar meselesi, ondan önce Gülen meselesi, bir sürü tarikat. Bütün bu tarikatların yani varlık nedeni aslında bu çıkar ilişkilerinin içinde bir pozisyon alma, yer alma ve bundan yararlanma. Ve biraz önce söylediğim gibi inançları, insanların temiz duygularını zedeleyen, tahrip eden, yozlaştıran şeyler. Herkes rahatsız şimdi bu görüntülerden. Kim kalkıp diyebilir ki ya iyi ki böyle tarikatlar var. Siyasi ikbal için kullanılmalı mıdır peki? Oradaki oy potansiyeli için vesaire için. Yani HDP olarak size de sormak İşte kullandığınızda böyle oluyor. Evet. Kullanılmamalı. İşte inanç özgürlüğü bu yüzden önemli. Eğer sağlıklı bir toplum istiyorsanız, barışık bir toplumda yaşamak istiyorsanız, bütün inançların bir arada inanç özgürlüğü kapsamında yaşamalıdır. Bakın şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uygulamalarına bakın. Diyanet İşleri Sözcülerinin ya da Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamalarına bakın. Şimdi buna baktığınızda bu ülkede inanç özgürlüğü var diyebilir misiniz? Ya da insanlar inancını özgürce yaşıyorlar ve birbirleriyle barışık yaşıyorlar diyebiliyor musunuz? Sürekli karşıtlık üreten, Diyanet İşleri Başkanlığı olmalı mı sizce peki? Diyanet İşleri Başkanlığı inanç özgürlüğü kapsamında tabii olacaktır. Yani çünkü bir kamusal alan düzenlemesidir. Ama bir inanç üst kurulu olmalıdır. Cumhurbaşkanına bağlı bir daire. Cumhurbaşkanı ne isterse şimdi onu yapacak. Böyle bir başkanlık olabilir mi? Aynı Genelkurmay Başkanlığı o da bağlandı. Bütün başkanlıklar ona bağlı şimdi. Şimdi Erdoğan ne derse onu yapacak. Şimdi bu inanç özgürlüğünü var edebilir mi? Tek kişiden gelen talimatlarla Diyanet İşleri Başkanlığı işte atama yapacak, imam alacak, cuma günleri hutbelere mesaj yollayacak. Böyle bir akıl olabilir mi? İşte ne olmalı? Bir inanç kurulu olmalı. Bu inanç kuruluna bağlı bir Diyanet İşleri Başkanı kamusal alanda inanç sistemini düzenleyebilir. Nasıl düzenler? İşte eşitlikçi bir anlayışta her inancın özgürce inancını yaşayabileceği bir düzenlemede aslında bir kolaylaştırıcı olur. Zaten kamusal hayatın düzenlenmesinde kamusallık o eşitlikçi anlayışı barındırmıyorsa zaten giderek işte bu türden tekçi anlayışların hakim olduğunu görürüz. Bütün bunları yapabiliriz çünkü burası çoğulcu bir toplum derken birçok farklı inancın bir arada yaşadığı bir toplum. Birçok farklı etnisitenin bir arada yaşadığı bir toplum. Bir arada madem yaşayacağız buna uygun bir sistemi üretmeliyiz. Türkiye'nin sorunu belki de 150 yıllık sorunu bu. Bütün bu çoğulculuğu, farklılıkları dikkate almayan bir sistem üretmeye çalışıyor. Ve biz her seferinde gelip duvara çarpıyoruz. Bütün o parçalardan yeniden bir şey üretelim dediğimizde aynı şeyin farklı versiyonunda üretildiğini görüyoruz. İttihat Terakki'den bugüne geçen bu tarihselliğe biraz da bu gözle bakalım. Şimdi başka bir şey yapma zamanıdır. Bütün bu çoğulculuğu nüfuz eden, yani bu ülkenin kültürünü, tarihini, bu ülkede yaşayan bütün insanları eşit yurttaşlık temelinde kapsayacak bir şey yapma zamanıdır. Başladık. Bütün bu kötülüğe rağmen, bütün bu tekçi anlayışa, faşizme rağmen başladık. Artık bundan, yani tünel dedim ya karanlık evet. Bir tünel ama eninde sonunda çıkacağız bu tünelden. Biz bunun bir araf olduğunu, bir geçiş olduğunu biliyoruz. Buradan çıkacağız. Yeter ki bu inancımızı kaybetmeyelim. Evet. Dolayısıyla bütün bu söylediklerinizin den
bu ülkenin, Türkiye'nin kuruluş ayarlarından çok uzaklaştığını da anlayabilirim herhalde, öyle değil mi? Bugün için evet. Evet. Bugün için evet. Ama kuruluşta her şey çok düzgündü de dememeliyiz. Yani aşmamız şimdi, gerekirdi. Tabii, bugünün o zamanki koşullarla. Bu çoğulcu anlayışla, bu ortak yaşam iradesiyle birçok şeyi aşmamız gerekirken başka girdaplara, kısırlıklara sürüklenmiş durumdayız. Evet. Son olarak Sayın Temelli, bir pozitif ayrımcılık yapacağım. Aslında artık öyle bir şey de kalmadı da kadınlara yönelik politikalarınızı da biliyoruz. Onların arkalarında duruşunuzu da biliyoruz zor zamanlarında. HDP'nin kadın milletvekili sayısı kaçtı? 26. 26. O anlamda da oransal olarak baktığımızda HDP... Öncelikli partilerden biri. Kadınlarla ilgili neler söylersiniz HDP olarak? Eşit temsiliyet bizim zaten varlık nedenlerimizden biri. Tabii burada hemen öz eleştiri vermeliyiz. 67 vekilimiz var. 34 kadın arkadaşımız olmalıydı. Seçimin düzenlenmesine bağlı çeşitli nedenlerden dolayı 26'da kaldı. Bir kadın vekilimiz Leyla Güven hala tutsak. Tahliye edilme kararı verildi. Hemen apar topar tahliyesi tekrardan iptal edildi ve tutukluluğu devam ediyor. Bir an önce özgürlüğüne kavuşmalı. Bütün arkadaşlarımız kavuşmalı. Aslında bir suçları olduğu için değil, hep söyledim meydanlarda, onların bir sevdası olduğu için tutuklular. Bugün iki arkadaşımız özgür kaldı. Onur Hamzoğlu ile Fadime Çelebi. Tabii sevindiğimiz bir tahliye. Fakat kadın mücadelesi bu ülkede en önemli mücadelelerden biri. Bu ülkeye demokrasi gelecekse kadın mücadelesi gelecek. Çünkü bakın bu anlayış, bu karşı karşıya kaldığımız anlayış kadını sosyal yaşamdan, kadını çalışma yaşamından hep dışlayan, ötekileştiren, kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran bir yerden yaklaşıyor. Çünkü biliyor ki bu sistemin aslında yıkıcısı kadınlardır. Kadınların önünü kesmeye yönelik çabasının arkasında bu yatıyor. Çünkü eşitlikçi bir toplum, demokratik bir toplum ancak ve ancak kadınların mücadelesiyle kurulabilir. Biz bunu biliyoruz. Biz öğrendik. Biz erkekler kendi hesabımıza, kadın arkadaşlarımızdan bunu öğrendik. Bunun mücadelesini de hep birlikte vermeye devam ediyoruz. Türkiye için güzel günlere. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Temelli yorumlarınız için. Sevgili seyirciler, ana haberin sonuna geldik. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmayı ümit ediyoruz. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.